Selamlar Fransız Butay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben yine bomba gibiyim. Bugün şöyle bir format yapıyoruz arkadaşlar. 24 saat boyunca sevgili YouTuber arkadaşlarımın en sevdiği yemekleri yiyeceğim. Ekip arkadaşlarım araştırmış, konuşmuş. Hepsini hazırlamışlar, zarfın içine koymuşlar. Şimdi hangi isimler var ve yemekler? Hepsi zarflarda. Şöyle bir gösterelim zarfları sevgili kardeşim. Evet. Şimdi ben bu zarflardan bir tanesini seçeceğim ve ilk oyunumuza başlayacağız. O zaman hemen seçerek başlıyorum. Evet, bakalım hangi YouTuber ve yemeği geliyor. Doğan Kabak, patates kızartması ve yoğurt. Patates kızartmasını Doğan abi ince kesilmiş seviyormuş bir de. Doğru anladım herhalde. Buraya tabii o detayı yazmamışlar. Patates kızartması ve yoğurt. Doğan abicim, güzel abicim. Çok da seviyorum kendisini. Selamlar buradan da. Mutluyum. Şu an patates kızartması ve yanında yoğurt diyeceğim. Benim için çok okey. Çünkü bazı YouTuber'ların gerçekten çok farklı damak zevkleri var. Her insanın olduğu gibi. Kardeşlerimin de o tarzda var. O zaman Doğan abiyle hemen başlayalım ya. Hadi gelin. Patates kızartması, ev patates kızartması yapan yer ve yoğurt. Okeydir. Evet, nereye geldim? Bir ev yemekçisine geldim. Benim de daha önce geldiğim Özbesa Mutfağı var. Oraya geldim arkadaşlar. Çünkü ev yemekçide patates bulunur ve ev patatesi de yaparlar dedim ki keza da kırmadılar. Aynı şekilde yapıyorlar. İnce kesebilirsiniz dedim eğer sizin için de uygunsa. Yanına da ayrıyetten bir de yoğurt alacağım. Patates kızartması ve yoğurt yiyeceğim. Doğan abi gerçekten güzel bir tercih. Hani yemek mi dersen bence abi bu yemek değil. Ama en sevdiğin buysa bunu yiyeceğiz. Yani bakalım kimler var, kimlerde ne çıkacak, yani enteresan neler var. Gerçekten onu merak ediyorum yani. Bir gün boyunca nelerle karşılaşacağım onu merak ediyorum. Bir şey mi dedi? Gel bir mi? Beni çağırıyorlar. Bir saniye. Geldim. Patatesi nasıl bir tabağa koyalım dediler de dedim hangi tabağa koyarsanız koyun. Yeter ki yiyin. Ağzımın suyuyla aktı. Kahvaltı için güzel oldu ama benim için. Güzel şans. Yani patates kızartması ve yoğurt. Güzel bir kahvaltı olacak benim için. Yanında çay da içerim şöyle güzel güzel. Mis gibi çayımı da içerim. Yemeğimi de yerim. Ama bunun üstüne ne yiyeceğim çok merak ediyorum. Bak patatesle başladık. Sonra ne bekliyor? Çok merak ediyorum. Canım Doğan abicim. Teşekkür ederim. Patates kızartmasını sevdiğin için. Patatesimiz gelince ben geleyim mi buraya? Öyle yapalım. Patates gelsin sonra da ben geleyim. Hadi. Evet geldi. Yoğurdumuz burada. Patates kızartmamız burada gerçekten. Çok güzel kızarmış ve çok güzel görünüyor. Doğan abicim umarım bu incelik falan iyidir. İnce belirtmişsin. Bu incelik iyidir umarım. Ay ay ay. Tuz alacağım. Geldim efendim. Şöyle tuzumu da atalım. Vallahi patates çok güzelmiş. Şansıma da patates de güzel çıktı. Hatice teyzeciğim sana da ayrıca teşekkürler. Oh be. En son sanırım bu tür kızartmayı patsocularda yemiştim. Hani böyle ev kızartması abi böyle güzel olan patsocuları gezdiğimde yemiştim. Şimdi bir de burada yiyorum. Bu iyi oldu. Oh yandım. Size soğutma taktiği söyleyeyim mi? Attın ağzını biliyor musun bak. Yaptığında orada yemek soğuyor. Bir de size patates kızartması ile ilgili şöyle bir tarif vereyim. Maydanozu kestin. Çat çat çat. Sarımsağı, limonu sıktın. İkisini karıştırdın. Üstüne döktün. Sonra bana teşekkür ettin. Efsane sos olur. Ya da salça. Onun içine böyle domates biraz doğra. Salça. Domates hatta. Salçayı boş ver. Domatesi böyle rendele böyle ince ince. Sonra güzelce böyle bir yağda kavur. İçine sarımsak at böyle kavur. Sonra üstüne koy. Limon bir de. Üf. Bununla limon çok güzel oluyor. Allah Allah. Bir de eğer hoşunuza giderse bu seriye. Hem devam ederiz yine YouTuber'lardan. Birincisi, ikincisi gibi olur. Bir de yayıncıları da işte. Yayın yapan arkadaşlarınla sevdiği yemekleri de çekeriz böyle. Güzel olur. Ben çok eğlenirim. Hem de öğrenmiş olurum. Kim neyi seviyor? Kim neyi damak zevkim uyuşuyor? Kimin damak zevkine şaşırırım? Hani o da olabilir. Adama bakarsın ya dersin ki bu adam bunu yemez herhalde dersin. Adamın en sevdiği yemek de çıkabilir. Şaşırabiliriz de. Onun için bence isteyin bu formatı. Ne hem yiyoruz hem sohbet ediyoruz. Ekmek yesem mi onu düşünüyorum şu an arkadaşlar biliyorsunuz mu? Doğan abi sen ekmek yiyor muydun bununla? Aslında bu formatı ayarlayabilsen çok güzel olur da her şeyin zamanı olmaz. Direkt gidip bunu seven YouTuber arkadaşla beraber gidip yiyeceksin. İşte Doğan abi patates yapmasını mı seviyor? Gideceksin onunla beraber yiyeceksin. Teşekkür edeceksin sonra diğeriyle gideceksin. Ama herkesi böyle bir anda müsait bulamayabiliriz ya. Bunun üstüne mesela ne gider biliyor musun? Bulamadım. Kebaba kar. Fırat Çobutay var mı zarflarda?
Bu arada patates kızartmamız da neredeyse bitiyor. Yalan, bitmiyor. Bayağı da çok yapmışlar. Diğer ikinci sarfı da bu bittikten sonra çekelim. Bakalım kim gelecek, hangi yemek gelecek. Sonra gidip onu da yiyelim. Gerçi Doğan abi niye bunu seviyor diye şaşırıyorum. Adam sanayinin içinde. Sanayide çok güzel patates kızartması yapıyorlar arkadaşlar. Ben gittiğimde böyle Bostancı Sanayi'deki arkadaşlarımla böyle küçük ocağın üstünde patatesleri böyle doğrayıp bir yapıyorlar o soslu dediğim gibi. Efsane oluyor. Belki Doğan abi de oradan kalma bir alışkanlık da olabilir. Bunu soracağım özel. Bunu kendisine bu videodan sonra soracağım. Merak ettim. Geliyorum. Patatesimizi gömdük. Güzelce yedik. Kerem de boş yere Morpheus dememişim. Böyle önüme dizdi zarfları. Dedi ki buradan seç. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum mu? Duma mu? Evet. Şimdi orada seçtik. Bu geldi. Buradan da şunu elime. Hadi şu baştakini seçiyorum. Bunu seçtim. Açıyoruz. Bakalım burada hangi dostumuz, arkadaşımız çıkacak. Kanka troll yok değil mi? Onu söyleyeyim. Hani böyle muhabbetim olmayan adam azdır. Ama hani buradan gidip de böyle birbirimizden pek hoşlanmadığımız arkadaşlarla çıkarsam üzülürüm. Olur mu be? Röportaj adam. Sevgili hemşerim, sevgili kardeşim Mahsun. Mantı ve şırdan. Kanka bunun da ikisi yan yana değildir herhalde. Birinden birini mi seçeceğim? Yani bana mı kalmış? İkisi de olabilir. Eyvallah. Bence şırdanı zaten yiyoruz. Şaşırmadık Adanalı adam. O da hemşerim. Şırdan okey. Mantı yiyelim. Mantıyı uzun zamandır yemiyorum. Ama denk gelirse senin için şırdan da yiyeceğim. Mahsuncuğum o zaman güzel bir mantıcıya gidelim. Güzel bir mantı yiyelim kardeşim. Biliyorum mantıcılar var aklımda. Bayağıdır da mantı da yemiyorduk. O zaman röportaj adamı mantı yemeye gidelim. Nasıl bir cümle kurdum lan? Röportaj adamı o zaman mantı yemeye... Anladın sen ya yine kardeşin Türkçe ile ilgili problemleri var. Çözemiyor. Kafa gel git bu aralar var ya nasıl bir onun. Konuşuruz. Konuşuruz onu ayrı bir şey yaparız. Kafam bu aralar çok yoğun. O zaman hadi motivasyon yüksek. Mantı çok güzel gidiyorum. Bak 2'de 2. 2'de 2 süper. Hadi mantı yemeye. Moda'da bulunan Sinop mantıya geldik. Hatta buranın Cadde Bostan şubesine gitmiştim. Belki en iyi mantıcılar videosunu hatırlayanlar vardır. Gerçekten çok başarılı mantısı var. Mahsun için iyi yerde yiyin dedim. Mahsun için neyse ben yiyorum. Mahsun'a ne yani? Ama Mahsun'cum senden bir Adana kebap beklerdim. Gerçi sen lahmacunu da çok seviyorsun. Adana'ya gittiğimde Mahsun'a genellikle lahmacun yiyorsun. Anlamadım. Ucuz diye mi ısmarlıyorsun kanka? Başka bir şey mi? Ama kıl o konuda. Mahsun mesela çok yemek seçer. Benim az çok tanıdığım kadarıyla. Her şeyi böyle sevmez yani. Her şeyi yemez. Burada da mantıyı söyledik. Şöyle söyledim arkadaşlar. Karışık söyledim. Birazdan böyle bir mantı gelecek. Bir tarafı böyle cevizli falan. Öbürü klasik mantı gibi. Gerçekten çok başarılı. Harbiden çok başarılı. Sizler de yiyebilirsiniz, deneyebilirsiniz yolunuz düşerse. Onur Bey'e de selamını söyleyin. Hatta ah burada. Çayımızı içiyoruz biz. Mantımız geldiğinde yine buradayız kardeşim. Bak şu önemli. Oh! Oh yarı yarıya çok güzel görünüyor nanesini atalım. Mahsun seviyor mu nane mani sen? He? Bunlar da. Ben çok seviyorum nanesini, sumağını, pul biberini eksik etmem. Sumak nerede sumak? Ah. Sumağı da koyalım şöyle. Oh. Evet şimdi buradan da Sinoplulara selam olsun mantı cenneti Sinop'tan. Ben Kayseri'de işte akrabalarımız falan da vardı bizim. Sivaslılar ama Kayseri'de yaşıyorlar. Bu detay sizin için ne kadar önemli bilmiyorum. Mantı dediğinde Kayseri geliyor ama Sinop'un da bu şekilde çok meşhurmuş arkadaşlar. Cevizli falan. Ben de ilk burada yemiştim. Sinop mantı da yemiştim. Ve gerçekten güzel. Hoşuma gitti yani. Enteresan. Böyle cevizli mevizli falan. Hele böyle karışık alınca daha da güzel oluyor. Şöyle. Şu Mahsun için. Bu gececi tayfa için. Bitirdim zaten. Oğlum ben niye her şeyi bitirmek zorunda hissediyorum kendimi ya? Vallahi billahi ya. Güzel oluyor ama. Şimdi bak burada bildiğin klasik şey var. Sinop mantının olayı. Şöyle. Hani normal bohça değil de bu şekilde, bu şeklin adı ne bilmiyorum. Bu şekilde oluyor. Ve gerçekten de çok başarılı oluyor ya. Mantıyı yerken Mahsun'la anımızı da anlatayım ben size. İşte Adanalı, ben Adanalıyım. Yazışıyoruz, konuşuyoruz. Günübirlik değil de böyle bir günlük Adana'ya gitmiştim.
Almanya'daki kuzenimin düğünü Adana'da olacak diye atladık gittik falan. Masum'la o zamana kadar hiç yüz yüze görüşmemiştik. Dedim kanka ben böyle mahalledeyim. İşte müsaitsen gel. Kanka atladı geldi adam. Sabahtan akşama kadar beraber zaman geçirdik. Hatta çıktı düğüne bile geldi. İşte dedim benim için samimi, düzgün, harbi adam. Mahsun gibi insanlar dedim. Böyle bir tanışmamız olmuştu kendisiyle ilk birebir. Sonra da zaten Adana'ya her gittiğimde ya dışarıda ya evde mutlaka görüşüyoruz sevgili Mahsun'la. Mesela Mahsun'la şey hiç, mesela böyle olunca hiç aklıma şey gelmiyor. Hani Mahsun'la video çekeyim. Yani bir çoraklarda oluyor. Denk gelirse çekeriz. Gelmezse çekmeyiz mesela. Hiç o yönden şey düşünmüyorum. Hep böyle arkadaş dostluk paylaşımı yaptığımız için o yönde bir video çekeyim, şunu yapayım. Hiç gelmedi. Olsam'la da gelçi aynı şekilde de. Mahsun'la da aynı şekilde. Ya mantı da çok güzel ya. Çok iyi. Dediğim gibi şırdanı Mahsun'cum duruma göre bakarız. Eğer karnım çok doymamış olursa, yiyebilecek yerim varsa senin için gider şırdanı da yerim kardeşim. Ama şu an mantı önceliğimiz. Şırdanı zaten yiyoruz kanka. Ama mantı şu an önceliğimiz. Mantıyı uzun bir süredir yemiyordum. Bu bahaneyle burada da yemiş olduk. Zarf ver. Şimdi mantıyı bitirirken zarflardan hemen seçmek istiyorum burada da. Ortadan direkt. Bakalım burada kim geliyor. Ya tek isteğim dediğim gibi troll olmasın. Anladın mı? Hani güzel gidiyoruz. Oğuzhan Uğur. Köfte mi? Oğuzhan sucuk da seviyor. Ben sucuğu sevdiğini biliyorum. Ama köfte doğru lan. Köfte de çok yiyor. Oğuzhan Uğur köfte. Yine benim için çok özel bir adam. Oğuzhan senin için çok, yine çok güzel bir yerde köfte yiyeceğim. Kadıköy'deyiz, bulurum. İyi yerler var. Gideceğim senin için köfte yiyeceğim. Ama önce şu mantıyı bitiriyorum. Sonra da Oğuzhan Uğur'un en sevdiği yemeği olan köfteyi çok güzel bir yerde yiyeceğiz. Emin olabilirsiniz. Geliyorum birazdan. Efendim geldik. Sosis mi? Abi burada hep sosis yiyorum. Kırmızı ete geldik. Burada köfte yiyeceğim. Oğuzhan şu an bu köfte yediğim yerde köfte yemen lazım. Bak yemin ederim. Burada zaten video çekmiştim ben. Burayı da bilen bilir. Kırmızı eti. Güzel böyle kendi hakiki sosisleri var. Etleri var. Burada da köfte söyledim. Normal çedarlı var. Başka bir şeyli falan vardı da ben normal kaşarlı çedarlı değil. Normal klasik köfte söyledim. Birazdan onu yiyeceğiz. Fiyatları söyleyeyim mi ben size? Onu düşündüm. Bence fiyatları söyleyeyim. Ne yedik? Patates kızartması 20 ya da 25'ti. Toplu para ödedim. Çünkü orada Sezgi'yle yemek falan yemiş. Onları ödedim. O da 20-25 arası bir şeydi. 20 lira diyelim. Mantı, karışık mantıya da verdiğimiz para 38 liraydı arkadaşlar. Burada da yedikten sonra yine sizlere fiyatı söyleyeceğim. Bilginiz olsun yani. Adettendir. Çünkü şöyle bir şey var. Sinop mantının orada sorduğunda 38 lira. Beşiktaş'ta ayrı bir Sinop mantı var. Aynı sahipleri değil. Orada 7 liraymış arkadaşlar. Hani onun için bir ayrım olsun diye bunu da belirtmek istedim. Söylemek istedim sizlere. Böyle bir çarpıntı tutuyor bu aralar beni ha. Niye ya? Stresten falan mı ya? Ondan mı olur arkadaşlar bu çarpıntı? Ne yapayımca geçer? Melisa çayı için mi? Ya da papatya çayı? Ha? Melisa papatya çayı gelir mi? Köfte gelsin, geliyorum. Köfte geldi. Koku çok güzel. Koku çok güzel. Bak böyle şeyle getirdiler. Sos, acı sos, turşu. Hemen. Şöyle içini de göstereyim size. Bak. Teşekkürler Oğuzhan. Sağ ol. Uzun zamandır böyle iyi bir ev köftesi. Ev değil aslında bu, kasap köfte. Yemedim. Bayağı da özlemişim kardeşim. Çok özür dilerim, ağzım yandı ya. Oğlum beni uyarın ya. Vallahi beni uyarın. Ya de ki abicim bak gelen sıcak. Dikkatli ye, yavaş ye. Anladın mı? Öleceksin. İşte bak. Hem burada size de bu köfteyle ilgili biraz bilgi de vereyim. Ekmekmiş. Yok galeta unuymuş. Yok oymuş buymuş. Hiçbir şey yok abi. Bildiğin et, belki azıcık karabiber ve tuz. Bu kadar. Olması gereken bu. Köftenin içinde 6000 tane çeşit bir şey koyunuz. Ne yediğimizden anlıyoruz. Ne içtiğimizden anlıyoruz. YouTuber'ları denk getirmek zor oluyor. Bunu yapabilirsem ikinci bölümünü yapacağım öyle. Arkadaşlarla görüşeceğim. Herkesin sevdiği yemeği alacağım, gideceğiz. En iyi yapan yere götüreceğim o restoranda. Onlarla beraber yiyeceğiz. Bunu ikinci serisini böyle yapalım. İkincisini böyle yapalım. Beraber gidelim. Hani birlikte gidelim. Daha güzel olur. Daha böyle hem sohbet muhabbet ederiz hem de ona sevdiği yemeği ısmarlamış oluruz. Çünkü buna hayır diyen çıkmaz abi. Sevdiği yemeği en iyi yerde yiyecek. Adam kebap mı seviyor? En iyi kebapçıya götüreceksin. Ciğer mi seviyor? En iyi ciğerciye gideceksin. Sushi mi? En iyi sushiciye gideceksin. Çok güzel olur. Allah bak bunu yapalım. Siz hatta yorumlara da yazın, bana destek olun. Deyin ki şuna bir sor bakalım, müsait mi? Şuna bir sor. Şuna bir git. Buna sor. Onlara bir sorayım ben. Bunun bir üstü şef götüreceksin. Kendi evinde hazırlayacak onu. Öf, oha bu çok iyiymiş lan. Ne seviyor abi? İşte köfte. Ustasını götüreceksin. Orada köfte evinde hazırlayacak. Malzemeleri alacağız, gideceğiz. Evinde tak 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 yapacak. Yiyecek, gidecek. Bak bu güzel. Hem pandemi falan filan böyle gezmemiş de oluruz.
etrafta. Bu arada kurban olayım, dikkat edin ya. Bir omikronmuş falan filan yardırdı gitti. Bu arada köfte tekrardan çok güzel. Bunu da yine söyleme ihtiyacı duydum. Çok özlemişim. Köfteyi bitirdim bile. Hatta fiyatını söyleyeyim size hemen. Reyhanlı ayran vardı burada. Niye içmedik ya? Gittik çocuğa içtik ya. 46. 46 TL fiyatı var bu köftenin. Zarf seçim. Zarf seçim yiyelim. Evet, köfteyi yedik afiyetle. Hepsini de bitirdim. Şimdi burada iki tane yine zarfım kaldı. Az kalmış. Bunu çektikten sonra son bir zarfımız kalıyor. Boldakini alıyorum. Boldakinde bakalım kim çıkacak, ne çıkacak. Merak ediyorum. Güzel isimler var. Çok sevdiğim insanlar çıktı. Teşekkür ediyorum buradan tekrardan. Fırat Sobutay ekibine sağ olsunlar. Vay! Enes Batur kabak dolması. Yani bunu zaten uzaydaki adam bile biliyor. Elon Musk da geçen söyledi. Enes kabak dolması seviyormuş dedi. Kabak dolması yollamıştı Ay'a. Şaka bir yana, ben de severim kabak dolmasını. İnşallah iyi yapan bir yer bulacağım Enes'ciğim. Kabak dolmasını da yiyeceğim. O zaman kabak dolması yemeye haydi gidelim. 2 hours later. Ya kabak dolması şu an gittiğim en iyi yerlerde yok. Artık en iyi geçtim. Şu an tek amacım kabak dolması bulmak. Yemin ederim yani. Hani en iyi geçtim. Yok abi, kabak dolması arıyorum şu an. Evde kendim yapsaydım keşke. Ama bulacağız abicim. Çıktık yola bir kere. Kabak dolması arıyorum. Gelirim. Kadıköy'ü alt üst ettim. Kabak dolması şu an yok. Ekip arkadaşlarım arayacak. Onlar bulana kadar ben diğer zarfı seçeyim, onu halledeyim dedim arkadaşlar. Alayım zarfı. Bir tane kaldı zaten. Onu bulduğumuzda o kabak dolmasını yiyeceğiz. Artık gece mi yeriz, akşam mı yeriz, ertesi gün bilmiyorum. O kabak dolması yenecek. Olmadı hanımı evde yaptıracağım yani. Buna bakıyoruz, bu ne? Murat abi GF sushi. Yazıma mı güleyim sushi diye? Gerçi doğru, Türkçe sushi ise sushi. Ya Murat, senin kebap sevmen lazım oğlum. Senin pirzola antrikot yemen lazım. Sushi ne lan? Harbi sushi'yi mi seviyormuş Murat? Çok iyi. Eyvallah. Murat sushi'yi seviyormuş. Şu an şoktayım. Sushi'ciyi buluruz diye düşünüyorum. O zaman sushi yerken görüşürüz arkadaşlar. Ulan mutsuz ettik. Bu harbi troll oldu ha. Bak, bu ağır troll oldu. Vay arkadaş ya. Geldim. Şu an sushi sipariş vereceğim. Arkadaşlarım şu an zangır zangır kabak arıyor. Ben California roll söyleyeceğim. Yani hep yediğim oydu, alıştığım. Ne var içinde? Surumi, yengeç, ondan sonra avokado, salatalık, marul, tobiko ile kaplı. Tamam, bir tane California roll alacağız. 6 tane var sanırım içinde. Yani Murat, neyli sushi sevdiğini de bilmiyorum da hani sushi diye bundan söyledim benim yiyebileceğimi. Vallahi çok şaşırdım, yemin ederim çok şaşırdım. Hatta Murat'ı şu an aramak istiyorum. Murat abi, GF. Çok merak ettim yani, troll de miyim, harbiden seviyor mu? Ben bilmiyorum, bana sorsam ben kebap derim, et derim. Açmıyor. Murat hala telefonla konuşuyor. Ulaşamadık. Şimdi şu, bundan nefret ediyorum. Bu bende yok. Bunu hiç sevmiyorum. Bu çok kötü. Ağız, burun, ciğer yakıyor. Wasabi var. İşim olmaz. Şuradan şöyle. Köftenin üstüne hiç gitmedi ya. Ama bunun daha oluru var. Bunun daha oluru var. Bunun üstündeki havyar, hemen söyleyeyim. Havyar, yengeç, şu beyaz olan, avokado, salatalık. Wasabi'den emin değilim. Wasabi yiyeyim mi? Yiyeyim lan hadi. Şöyle küçük ama, çok küçük. Şöyle küçücük. Küçücük. Acı kanka ya. Bu harbiden acı ya. Bu uzak doğulular. Kore mutfağında da öyle. Abi nasıl yiyorsunuz bu kadar acıyı ya? Dokundurdum, aşırı yoğun bir tat verdi. Bak tadı fena değil aslında bunun. Ama yedi bitirdi beni. Murat sen wasabi'li mi yiyorsun kanka? Wasabi'li yiyor musun sen? Ben wasabi'li yediğini düşünmüyorum. Sen acıyı pek sevmiyor gibi duruyorsun çünkü. Ama gerçi şunu seven adam, hani sushi seviyor ya adam. Ya Murat sen 10 kilo et yiyen adamsın. 50 kilo çiğ köfte yiyen adamsın. 500 kilo şırdan yiyen adamsın. Neden sushi? Çok şaşırdım. İşte videoda bundan bahsediyordum. Böyle bir troll ürkmeden. Ama Murat abi GF'yle vallahi iki tane yedim. Devamını yiyemeyebilirim. Yani çünkü ekip arkadaşlarımdan seven var, onlar yiyecek. Benden bu kadar. Murat senin için iki tane yedim sushi. Ona da yani 30'umdan sonra alıştım bu sushi'ye de işte. Diğer kanallarda çekerken zorla ye ye ye. Şimdi alıştım. Benimsedim. California'yı yiyebiliyorum şu an. Ondan yiyorum. Üstünde yosun mosun yok. Havyar olması şart ama havyarsız. Havyarsız asla. Havyar badem asla. Mesela şu, sevmediğin bir arkadaşın mı var? Al şu turşudan ver. Zencefil turşusu mu? Bir şeydi bu. Bundan al ver abi. Dalak, ciğer, hepsini yakar bu. Vallahi bak, acı yani. Böyle çok
değişik bir tadı var. Kore mutfağında da bundan yemiştim. Kore mutfağında da bundan vardı. Bunu yedim. O zaman dolmaya gidelim ya. Şu dolmayı bulup gelelim arkadaşlar. Bunun fiyatı da 66 TL'ydi. Şimdi zaten zarfı çekmiştik. Bu sona kalacaktı. Bunu dörde almış gibi olduk. Şimdi gidelim de şu Enes'in kabağını bulalım. Yoksa kabak tadı verdi harbiden. Nasıl espri kanka? Bence güzel espri. Hadi. Altıncı lokantada çok güzel aklıma gelen bir lokanta vardı. Oraya geldik ve buldum arkadaşlar. Yanyalı Fehmi lokantasında buldum arkadaşlar. Gerçekten kaç tane ev yemekçisi, büyüklü küçüklü, butik falan nereleri gezdim bir bilseniz. Hatta yemek sipariş uygulamalarından baktım. Orada da yok. Bir yere gittik bitmiş. Allah'ım. Ama bulduk. Hem de şuna çok mutluyum. Gerçekten güzel yapan iyi bir yerde buldum arkadaşlar. Baksana şöyle ne güzel tombik tombik pideler de geldi. Sinirden acıktım ya, bulamayacağım diye gerildim yani. Diyordum ya evde gerekirse ben kendim yapardım. İşte kabak dolmamız da geldi, buyurun. Sevgili Enes Batur'da sanki böyle hamburger pizza sevecekmiş gibi değil mi bir tarzı var ama Enes de bir Adanalı. Seviyorum da Enes'i. Buradan da ona tekrardan selamlarımı ileteyim. Evet. Şöyle yoğurtlu bir şekilde. Çok güzel yapmışlar. Enes seni buraya getireyim. Yemekleri harbiden güzel. Çok da güzel yapmışlar kardeşim. Bayıldım ben. Harbiden çok güzel. Oh. Açık söyleyeyim, kötü olsaydı da arkadaşlar diyelim tadı iyi değil. Hırstan hepsini yine yiyecektim. Çünkü dedim ya yani akla koydum abi, onu bulmak lazım ya. Onu bulmak lazım. Enes de bizim ilginç anımız var mı? Var. Şöyle ilginç değil de Enes de biliyorsunuz Enes'in kanalına şey çektim. ATM kırma videosu. Onu ben kendi kanalımda çekecektim ama Enes'le beraber çekmek istedim. Enes dedim böyle böyle bir video çekeceğim. Senin kanalına daha çok izlenir ve bana faydasının daha çok olacağını düşünüyorum dedim. O da tabii ki abi dedi seve seve. Daha çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bir de o zaman 1 milyon olmaya yaklaşmıştım falan. Her neyse Enes'le bunu konuştuk. Pandeminin başları. Ben araştırmaya başladım arkadaşlar. Enes böyle 2 ay geçti aradan arıyor. Abi ne yaptın falan filan videoyu. Dedim ki abicim irtibattayım ama nereleri arıyorum bir bilseniz. Banka müdürleri. Ondan sonra Adana'da bir hurdacı arkadaşım var. Ondan sonra onu arıyorum. Hurda falan filan hani çıkar eder mi diye. O aralar işte beni birilerine yönlendiriyorlar. Arıyorlar saçma sapan konuşmalar. Ya şöyle bir cümle. Telefonda şöyle bir diyaloğa şahit oldum arkadaşlar. Aradı. Abi diyorlar bankamatik biz hurda buluruz falan filan. Abi bekle 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 diyorum ya bankaların müdürleriyle. Şeyi sordum, toptan yurt dışından Çin'den geliyor. En az 10 tane geliyor. Kaç bin euro falan, kaç bin dolar yani çok milyonluk paralar. En sonunda bizim Togitay var ya, Tolga'nın deposunun altında ATM hurdalığı varmış. Ve ben onun sonunda buldum. Yaklaşık 7-8 ay sürdü. Sonra Enes'te çektik ve tahmin ettiğim gibi o videoda 10 milyon izlendi. Gayet de böyle eğlenceli güzeldi de. Öyle işte Enes'te de böyle bir anım var. Gerçi yok sonra pizza mizza falan da. Oldu bir şeyler ya. Enes de benim gerçekten YouTube Türkiye'de insan olarak sevdiğim, düzgün, kendisi de, çevresi de, yani aile yapısı ve kendi de çok düzgün bir arkadaşım. İşte kaç senedir tanıyorum? 6 yıldır tanıyorum Enes'i. İnsanların ön yargılarını şeymiş gibi söylüyorum yani. Enes Batur'u linç eden adamlara burada mesela karşılaştığında ne kadar tanıyorsun diyorum. Yani beni tanımadan laf sokmam abi. Yani benim hayatım boyunca böyleydi. Enes de maalesef bunların kurbanı oldu. Dost dedikleri adamlardan o da kazıklar yedi. Neyse. Bunu da ekip arkadaşlarıma ayırıyorum kardeşim. Kabak dolmamızı da bulduk. Çok da güzel bir video çektik. Çok eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Güzel vakit geçirmişsinizdir kardeşlerim. Dediğim gibi bu seriyi devam ettirmek gibi bir isteğim var. Sizler de yorumlarda belirtirsiniz. Hangi YouTuber'ların, hangi yayıncıların sevdiği yemekleri yiyelim. Bekliyorum yorumlarınızı da. Paylaşıp beğenirseniz de canımsınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şu pide de iyi ama.